bütün insanlar onur ve haklar açısından özgür ve eşit doğarlar. Ve bunu özellikle nefret suçlarla ilgili düzenlemeler yapılırken burada trans olan insanlarımız nefret suçlarının kapsamının içerisinde alınmadı. Bunlar adeta dışlanmış oldu. Tabii nefretin kökeninde korku yatar. Tüm dünya ülkeleri bu sorunu nasıl çözmüşse ülkemizin de bu konuyla ilgili çözümü yapması lazım. Vatandaşlarımızın yani trans vatandaşlarımızın, yurttaşlarımızın ayrımcılıktan korunabilmesi için gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, İçişleri Bakanlığı'nın, Adalet Bakanlığı'nın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun, Türkiye İnsan Hakları Kurumu'na düşen yükümlülükler düşmektedir. Ancak bu yükümlülükler bugüne kadar yerine getirildi mi? Yerine getirilmedi ve sürekli bu mağduriyet gittikçe de artmakta. Peki bu cinsel yönelim ve cinsel kimliğin temelinde ayrımcılık karşı yeterli yasal korunma bulunmamakta, hastanelerde ayrımcılık yapılmakta, emek piyasasında ayrımcılık yapılmakta, okullarda ayrımcılık yapılmakta, hastanelerde ayrımcılığa uğramakta, kötü muamelelere maruz kalmakta. Bunun en canlı örneği bugün meclise gelen hanımefendi arkadaşımız erkekler tarafından üstü aranmaya çalışılmakta. Netice itibariyle bir hanımefendinin erkekler tarafından, erkek polis tarafından aranması, bu bir onur, insan onurunun, insan kişiliğinin ihlali anlamına gelir ki tüm kamu kurumlarının, kuruluşlarının, İçişleri Bakanlığı'nın, Emniyet Müdürlüğü'nün herkesin bu konuyla eğilmesi lazım. Biz bu sorunla göremezden gelemeyiz. Ne deniliyor? Efendim çok açık ve net bir vaziyette efendim E5 yollarında gecenin belli bir saatinde caddelerde, şehirlerde efendim seks ticareti, seks köleliği gündeme getirilmekte. Bunun da başında asıl olan sebepler şunlardır. Bir, eğer bu ülkede seks köleliğini, seks ticaretini iktidar bitirmek istiyorsa insanların barınma hakkının halledilmesi lazım. İki, eğitim hakkının halledilmesi lazım. Üç, çalışma hakkının halledilmesi lazım. Cinsel yönelimleri nedeniyle aile dışlamakta kalacak yerleri yok. Toplum dışlamakta kalacak yerleri yok. Okulda okuyorsa okulda atılmakta. İş yerinde çalışıyorsa iş yerinde atılmakta. Burada devletin yapması gereken bir an önce bu soruna eğilmesi lazım. Basına ve kamuoyuna. 20 Kasım Türkiye'de ve dünyada nefret cinayetlerinde öldürülen trans bireyleri anma günü olarak lezbiyen, gay, biseksüel, travesti, transseksüel ve interseks toplumu tarafından kabul edilmektedir. Trans ve işcinsel cinayetleri politiktir. Trans Avrupa Ağı'nın bu sene yayınladığı verilere göre son 12 ay içerisinde tüm dünyada 226 trans birey nefret cinayetinde öldürülmüştür. Avrupa ülkeleri arasında trans cinayetlerinin en yoğun yaşandığı ülkeler Türkiye ve İtalya olmaktadır.